Aspor ekranından mutlu günler değerli izleyenler. Savaş Çorlu ile birlikte söz sizde de sizlerle beraberiz. Öne çıkan gelişmelere şöyle kısaca bakacağız ama bir son dakika haberiyle beraber başlayalım dilerseniz. Basketboldan bir haberle birlikte başlayacağız. Anadolu Efes bu sezon Turkish Airlines Euroleague'i kazandı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi diğer tarafta CSK'dan ayrılan yıldız basketbolcu Will Clyburn'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tabii bu Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rus takımlarının Euroleague'den ihraç edilmesiyle beraber birçok takım işte Zenit gibi, CSKA Moskova gibi, Kimki gibi takımların elindeki yıldız oyuncuları tutmak bir hayli zorlaştı. Bu temsilcimiz Anadolu Efes için iyi bir haber. Zizic isimleri de dolaşıyor ki Will Clyburn Zizic ikilisi Darüşşafaka döneminde birlikte de oynamışlardı. 2017 yılında David Blatt de takımın antrenörü. İyi bir hamle, iyi bir parça olarak gözüküyor Anadolu Efes için. Bu futbol piyasasında da devamı gelecek gibi gözüküyor. Dediğin gibi yani Zizic ikilisi müthiş olur. Ergin Hoca'nın da böyle bir hamlesi önümüzdeki günlerde görebiliriz. Laçka'dan, Darüşşafaka'dan tanıdığımız bir oyuncu Will Clyburn. Küçülmeden büyümeye devam eden, bizi basketbolu sevdiren, basketboldaki başarılarıyla gururlandıran Ergin Ataman, Sayın Başkan aynı başladılar. Lig devam ederken şampiyonluk mücadelesi, Euroleague kupasından sonra önemli bir transfer. Demek ki başarılar tesadüf değil, planlamayla. Uzun yıllardır bizi basketbolu sevdiren bir kulüpten bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu transferle beraber bence arkası da gelecektir. Çünkü şu anda çok ciddi bir bütçeli takımdan bahsediyoruz. Demek ki hedef... Simon'la da yolları ayırmıştı Anadolu Efes. Geçtiğimiz günlerde Euroligi kutlayan bir etkinlik de düzenlediler. Aynı zamanda bir anlamda da bir veda da yapıldı. Bu yüzden de takıma yapılacak olan parçalar da merak ediliyordu. Will Clyburn adına skorer bir oyuncu. Hem boyalı alanda hem 3 sayı çizgisinin gerisinde size skor katkısı yapabilecek bir isim. Clyburn'le beraber Anadolu Efes az önce söylediğin gibi gücüne güç katarak devam edecektir. Bu tabii planlama işte planlamayla oluyor. Evet Ukrayna yani baktığımız zaman oradaki sıkıntı yaşanan bazı olaylardan dolayı takımlarından ayrılan futbolcular, basketçiler oluyor ama burada bir günde olan bir şey değil. Bunun öncesi mutlaka vardır. Hayırlı olsun. Demek ki bize basketboldaki başarılarla belki önümüzdeki sezon bir kez daha Euroleague kupasını almaya aday bir takımdan bahsediyoruz. Kupalara doymayan bir Ergin Ataman var orada. Hı hı. Önümüzdeki günlerde yeni transferleri bize sürpriz olmayacağını gösterdi bu. Şimdi futbolla birlikte devam edelim. Demir Grup Sivasspor'da nikah tazelendi. Başarılı teknik adam Rıza Çalınbay kulübünde kaldı ki sezona da iyi başlayamamıştı Rıza Çalınbay'la birlikte ama Sivasspor tıpkı Giresunspor'un Hakan Keleş'te olduğu gibi yönetimin teknik adamın arkasında durmasının karşılığı beraberinde Ziraat Türkiye Kupası oldu. Ve önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyor olacak Sivasspor Rıza Çalınbay'la beraber. Bu sözleşme detaylarını konuşacağız. Güzel bir video da var tabii Rıza Çalınbay'ın birlikteliği ile alakalı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı bu sezon Rıza Çalınbay'la beraber Savaş Çorlu. Çok iyi bir yerli teknik adam havuzumuz var. Genelde konuşulan konu şu oluyor. İşte son dönemde genç teknik adamların sayısı bir hayli artmaya başladı. Belli bir yaş kategorisinde yer alan teknik adamların işte yeni jenerasyon teknik taktik anlayışın gerisinde kaldığı yönünde konuşulanlar da var. Her ne kadar katılmasam da. Ama Rıza Çalınbay hem takım kimyası oluşturma konusunda hem takım üzerindeki algısı açısından hiçbir zaman değer kaybetmeyen, şampiyonluğa her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımın başında değil Rıza Hoca ama bir şekilde o rekabetin içerisine giriyor. Düşme potasında sezonu bitirirler dediğiniz dönemde çıkıyor, kupayı alıyor. Şampiyonluk yarışına kendini atıyor. İlk dördün içerisinde kendini buluyor. İnanılmaz bir istikrarı var Rıza Hoca'nın. Şimdi satır alanından şunu yakaladım. Değer kaybetmeyen dedin ya. Üstüne değer katan bir teknik adamdan bahsediyoruz. İlk kupasını kazandı. Ben de bir Sivaslı olarak Sivasspor'a da Rıza Hoca'ya da bu kupa çok yakıştı. Bunu daha önceden de yapabilirdi. Kısıtlı imkanlarla, kısıtlı bütçelerle hep takım çalıştırdı. Bana mesela Rıza Hoca'nın teknik adamlığa başladığından beri mesela bir Deniz Spor'la bir Porto kariyeri var. O dönemde de mesela çok iyi işler yapmıştı. Ardından Beşiktaş serüveni var. Belki biraz erken geldi o günün şartlarında. O bütçelerle yine iyi işler yaptı. Hı hı. Ama ligde hak ettiği değeri görmeyen ender teknik adamlardan bir tanesi olduğunu çok net söyleyebilirim. Çünkü sürekli üzerine koyan, sürekli gelişime açık bir teknik adamdan bahsediyoruz. Başarıları bu kadroyla geçen sene arka arkaya Avrupa'da düşünsenize ya geçen seneki UEFA Avrupa Ligi'nde kulübesinde toplamda 14 tane futbolcu vardı. Evet. Yani 3 tane futbolcu vardı. Birisi kaleci, bazen kaleciyi oyuna sokmak zorunda bile kalabileceği ortamlardan bahsediyoruz. Sivasspor'a da Rıza Hoca'ya da çok iyi yakıştı. Futbol seçerken çok itina gösteriyor. Teknik ekibini seçerken çok itina gösteriyor.
Profesyonellik anlamında, özel yaşantısı anlamında bana göre dört dörtlük bir teknik adam. Yakında yanından çıkacak teknik adamlar da olacaktır. Servet Çetin futbolcu döneminde, profesyonelliği döneminde çok başarılı işler yapmıştır. Rıza Hoca gittiği takımlara transfer etti. Şimdi yanında olan Servet Hocam var, Servet Çetin Hocam. Burada 3 senedir Sivas Spor'la beraber, daha önce Eskişehir Spor'a götürdü, Mersin İkman Yanı'na götürdü. Yani Denizli, Göztepe. Burada da mesela Servet Hocam'a da selam olsun. O da çok gelişime açık, pro lisansı alıyor. Eşi Melike Hanım'a selam olsun, kıymetli çocuklarına buradan öpüyorum. Hani Rıza Hoca önümüzdeki günlerde yanından teknik adamlar çıkarttığı hocalarla da konuşacağız. Hı hı. Çok iyi profesyonel. Sivas Spor'u kutluyorum, Rıza Hoca'yı kutluyorum. Daha iyi bir veteri olabilirdi bence yani. Ben beğendim ama daha iyisi olabilirdi. Yani neden daha iyisi olmasın denecek. Sivas Spor'un ilk kupası. Bir yıllık sözleşme uzatılıyor. Rıza Hoca'nın da ilk kupasıydı galiba. İkisinin de, Sivas Spor'un da ilk kupası, Rıza Hoca'nın da ilk kupası. Bence yakıştı. Bundan sonra inşallah devamı gelir. Ama o ilk kupa hem Sivas Spor camiasına hem Rıza Hoca'ya çok yakıştı. Çünkü aidiyet duygusu çok fazla olan bir teknik adam. Şunun da hakkını vermek lazım gibi geliyor bana Rıza Hoca için, Savaşçıoğlu. Bilmiyorum, katılır mısın? Şimdi ligin yaş ortalaması en yüksek takımlarından biriydi Sivas Spor geçtiğimiz yıl. Ki ondan önceki sezonda buna benzer bir tablo vardı. Ama biz o fizik kondisyon anlamında takımda düşüşü çok fazla gözlemlemiyoruz. Takımı çok iyi hazırlıyoruz Avcı. Başka kulüplerde 36-35 yaşındaki oyuncuların nasıl bir performans ortaya koyduğunu görüyorsun. O fizik kondisyonu belli bir noktaya kadar çıkartıp onu yıl boyunca aynı seviyede tutmak hiç kolay değil. Bu da çalışmaktan geçiyor işte. Aynen. O yalancı koşular vardır mesela. Bir takımda bakıyorsunuz, bu diyorsunuz ki bugün mesela bu 116 kilometre koşmuş. Ne yapmış? Hiçbir şey yok. Koşu mesafesine bakıyorsun. Sağdaki icraatına bakıyorsun. Tamamen tezat bir şey var ortada. İstatistik var. Dolayısıyla Rıza Hoca futbolcularla bireysel olarak ilişkilerinde, yardımcı hocaların özellikle futbolcular üzerindeki etkisi, yani Servet Hoca'nın buradaki genç futbolcular üzerindeki önemli desteği, profesyonellikten daha teknik adamla geçiş çok fazla olmamış, futbolcu psikolojisini bilen. Ben hep teknik adamlar üzerinde şunu söylerim. Yardımcıları çok iyi olacak. İkinci adamları iyi olacak. Eğer başarılı olmak istiyorsanız ikinci adamınız iyi olacak. Jorge Jesus geldi. Dünyaca baktığımız zaman çok başarılı bir hoca. Çok disiplinli bir hoca. Ama ikinci adamınız iyi olacak. İkinci adamınızı iyi seçemezseniz orada başarılı olamazsınız. Her işte bu geçerli. Hangi işi yaparsanız yapalım. Hı hı. Seninle bir iş yapıyoruz. Biz bir işe girdik. İkinci adamımız iyi değil. Olamaz yani. Orada başarılı olamaz. Dolayısıyla burada Rıza Hoca için de geçerli. Diğer teknik adamlar için de geçerli. Rıza Hoca kondisyonerinden, fizyoterapistinden, yardımcı teknik adamlarına, hani bu işi yaparken en alttan en üste kadar her şeyi planlayarak yapıyor. Plansız bir defa hiçbir iş yapmaz. Transferlerde de stoper mi alacak? Servet Hoca'ya diyor ki sen git hocam şunu izle gel. Orta saha oyuncu mu alacak? Sen git onu izle. Golcü mü alacak? İyi bir golcüyü izlettiriyor. Sonuçta baktığın zaman transferler hep nokta transferler. Ve Sivas Spor'un en son yüksek maliyet olarak baktığın zaman zannediyorum Kayseri Spor'dan aldıkları Pedro Henrique'ydi galiba değil mi? Mesela en çok yüksek rakam ona vermişlerdi. Hatta sezon sonunu bile görememişti Pedro Henrique. Yani Brezilya'ya gitmişti. Evet, yani o yüzden transferlerde nokta atışı yapıyor. Kayseri Spor'da mesela eleştirilen bir Pedro Henrique'den bahsediyoruz. Ama Rıza Hoca'nın elinde çok daha zirve yapıp sonra sezon sonu beklemede dediğin gibi ayrılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben o konuda aslan payını biraz daha Max Gradel konusuna veriyorum. Max Gradel zaten. Mesela transfer edildiği zaman nasıl oldu falan denilmişti mesela. Çünkü şöyle bir durum da var. Şimdi Avrupa'da tamam Max Gradel üst düzey takımların formasını giyerek her sezon kupalar kaldırarak gelmedi Türkiye'ye. Ama Toulouse'un kaptanıydı. Toulouse küme düşmeseydi Fransa Lig 1'de muhtemelen Max Gradel'i getiremezdi. Sadece Sivas için söylemiyorum. Türkiye'ye gelmezdi Max Gradel. Devam ederdi Toulouse'da. Öyle bir oyuncu, tamam çok egolu bir futbolcu da değil ama öyle bir oyuncuyu takımın bir parçası haline getirmek, sırıtmadan oynuyor. Performans anlamında demiyorum, karakter anlamında. Ben Max Gradel'im gibi bir izlenim görmüyorsun saha içerisinde. Hiç bencil, egoist bir performans sergilemiyor. Max Gradel'i takıma adapte etmek de bence çok önemli bir iştir Rıza Hoca açısından. Çok kısa sürede bunu başardı. Kupada attığı gol çok şık bir gol vardı mesela. Ziraat Türkiye Kupası'nın finale yakışır bir goldü mesela. Oyuncuyu ararken, bulurken, menajer vesaire hepsini planlamanın içine yerleştiriyor. Mesela Max Gradel'i Fransa'dan, Polonya'dan bulup getiren menajeri de tebrik etmek lazım. O maliyete, o bütçelere ve bu takıma uyum sağlaması. Dediğim gibi yani Rıza Hoca, aslan payı her zaman Rıza Hoca'nındır. Başkanı da burada kutlamak lazım. Başkan da, mesela Rıza Hoca bu kupayı alamasa takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Çünkü çok zorluklar çekti ekonomik olarak. Ama o Sivas Spor, Sivaslılığın vermiş olduğu bir aidiyet vardı Rıza Hoca'da. Rıza Hoca'nın yanında başka bir teknik adam olmuş olsaydı belki birkaç kere istifanın eşiğinden ya da istifanın sezon sonunu bile göremeyebilirdi. Net. Eğer Sivas'ta Rıza Hoca olmamış olsaydı
Sayın Başkan da Rıza Hoca da yol ayrımında belki ikinci, üçüncü hoca olabilirdi. Hı hı. Rıza Hoca'nın öyle çalıştırdığı takımlarda yarı yolda bıraktığı takım yoktur ki. Bu Sivas Spor olduğu zaman memleketinin takımı olduğunu, baba memleketi, baba ocağının da olduğunu bunu varsayarsak hiç öyle bir şey değil. Çalışmanın, çok çalışmanın semeresini, meyvesini ekip olarak aldılar. Çok yakıştı. Tekrar söylüyorum. Bir Sivaslı olarak yani memleketime, Rıza Hoca'ya, ekibine çok yakıştı. Hak edilmiş bir kupa. Burada bu arada Kayseri Spor'u da tebrik edelim. O finale kadar gerçekten iyi mücadele ettiler. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Ama finallerde iyi oynayan değil, biraz da şansı olan kazanıyor. O yüzden Kayseri Spor'u da burada tebrik etmeden geçmeyelim. Yani o finalin hakkını verdi onlardan. Şimdi iyi bir yapılanmadan bahsediyoruz. İyi bir yapılanma, iyi bir kadro yapılanması deyince akla gelen takımlardan biri de bu sezon İttifak Holding Konyaspor oldu. Bir süre kadar ligde şampiyonluk yarışı içerisinde de yer aldı. Ardından ikinciliği kovaladı, sezonu üçüncü sırada bitirdi ama iyi bir yapılanma, iyi bir takım kimyası kurmuş durumda Konyaspor. O kimyada biraz daha Balkan ekolüne dayanıyor. Yeni sezon öncesinde de yine Balkan ekolüne yönelik yapılan transferler var. Bir habere bakalım, bir video olacak. Onu izleyelim, ardından yine Konyaspor'un çalışmalarından konuşalım. Bu arada bir virgül koyalım. Etna Spor Kültür Festivali var. Açıklamalar olacak. Hemen kameralarımızı çevirelim. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Ben de bazılarına katıldım. Çocukların gerçekten çok mutlu olduklarına şahit oldum. Hatta İstanbul'da yaptığımız okul etkinliklerinden çok daha verimli, çok daha faydalı oldu. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz çok minnettar oldular. Gerçekten çocukların yüzünün bu kadar güldüğünü görmedik bu afetlerden sonra dediler. Ve biz okul etkinliklerimize yine rutinimizde devam edeceğiz ama bu sene boyunca, bu eğitim öğretim yılı boyunca Antalya, Muğla, Kastamonu, Sinop illerimizde 40 bin üzerinde çocuğumuza geleneksel sporlarımızla, işte okçulukla, mas güreşiyle, bir at binme de içine katarak efendim diğer Atatürk Havalimanı'nda son yaptığımız yerde yapacağız. Bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı'nın bir millet bahçesi olması da süreci başlatılmış durumda. Ümit ediyoruz ki millet bahçesi olduktan sonra da orası daha yeşil, daha bizim etkinliklerimize uygun bir hale bürünmüş olacak ve biz de orada her yıl festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yanımda sponsorlarımız var. Onlara da aralarda söz vermek istiyorum. Önce Türk Telekom adına Ümit Önal Bey'e söz vereceğim. Ümit Bey, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, çok değerli basın mensupları. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak yaptığımız her işte insanı odağımıza alıyor. Herkesi değerli hissettirme yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Sektörümüzde öncülük ettiğimiz teknolojiyi faydaya dönüştüren sayısız hizmet ve yatırımlarımızın yanı sıra uzun yıllardır Türkiye'de sporun ve spor kültürünün gelişimi içinde her fırsatta destek olmaya devam ediyoruz. Türk Telekom Spor Kulübü çatısı altında profesyonel ve amatör spor kulüplerimizde Türk sporuna hizmet ediyoruz. 11 yılı aşkın süredir basketboldan eskrime, yüzmeden badmintona tam 33 branşla spor yapan yaklaşık 6000 sporcuya katkıda bulunan bir şirketiz. Sporcularımız her yıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ediyorlar. Türkiye'yi ve bizleri tabii gururlandırıyorlar. Sporun farklı alanlarında gerçekleştirdiğimiz sponsorluklarımızla da Türkiye'de spor kültürünün gelişimine de katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Etna Spor Kültür Festivali'nin bu senede ana destekçisi olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Özellikle sporun ülkemizde geleneksel atasporlarımızın da gelişmesi adına düzenlenen etkinlik ve organizasyonları çok kıymetli buluyorum. Bu vesileyle Dünya Etna Spor Konfederasyonu'na geleneksel sporların bilinirliğini arttıran özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle de Konfederasyon Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan Bey'e, emeği geçen herkese ve festivalin birbirinden değerli diğer sponsorlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fırsat için teşekkür ediyorum. Biz de Türk Telekom'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Dünya Etna Spor Konfederasyonu
şu anda dünyada geleneksel sporlar sahasındaki en büyük şemsiye kuruluş. 15 ülkeden 22 üye federasyonumuz var. Ancak yaptığımız etkinliklerde, forumlarda 80 civarında ülkeye temas etmiş durumdayız ve 12 ülkenin spor bakanlarıyla geleneksel sporların geliştirilmesine yönelik niyet belgelerini imzalamış durumdayız. Birleşmiş Milletler'le, UNESCO'yla çeşitli dayanışma işbirliği alanlarını genişletmeye devam ediyoruz. Türk Devletler Teşkilatı'nın biliyorsunuz Dünya Göçebe Oyunları Organizasyonu'nda destek oluyoruz. Onunla ilgili de birazdan açıklama yapacağım. Ama Türkiye'de yaptığımız, yani Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun genel merkezinin olduğu Türkiye'de yaptığımız Etnospor Kültür Festivali aslında dünyadaki en geniş kapsamlı geleneksel spor şöleni diyebiliriz. Ve buradaki maksadımız Türkiye'deki kamuoyunu geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili bilinçlendirmek. Sadece Anadolu'nun geleneksel sporları ve oyunlarıyla ilgili değil, aynı zamanda misafir ülkelerin sporlarıyla da burada tanıştırmayı hedefliyoruz halkımızı. Bizim sporlarımızdan atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü yer alacak. Atlı sporların biliyorsunuz görsel zevki çok yüksek. Bunun dışında bu sene Kazakistan'dan atlı güreş misafir spor dalımız olacak. Gerçekten çok keyifli. Hem spor müsabakası olarak hem düğünlerde gelinle damat arasında dahi oynanan bir oyun. Temelde at üzerinde kim kimi attan aşağı düşürecek, yani kuralı bu. Ama inşallah kamuoyumuz bu sporu da keyifle izleyecek. Bunun dışında çocuk oyunları, geleneksel el sanatları, sanat atölyeleri, evrensel lezzetler de festivalimizi renklendiren etkinlikler olacak. Güreş sporlarımızdan yağlı güreş, fetih güreşlerini cumartesi günü yapmış olacağız. Güney Asya bölgesinin çok popüler sporu, 30 ülkenin üzerinde şeyi olan, yankı bulmuş olan, federasyonları olan, Japonya'dan Tayland'a, işte Hindistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'e, kabaddi sporunu burada kamuoyuyla tanıştırmış olacağız. Kabaddi sporunun da hem seyir zevki var hem çocukların mahallelerde dahi çok kolaylıkla oynayabilecekleri bir spor. Bunun da renk katacağını düşünüyoruz. 5. Etnospor Kültür Festivalimizde. Festivalimizde bu yıl 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında 1000'den fazla katılımcı yer alacak. Yani sunum tarafında. Ve 20 ülkenin mutfağını yine festival alanımızda ağırlayacağız. Burası bir hakikaten uluslararası kültür şöleni. Misafir ülkelerden gelen konuklarımız kendi mutfaklarını da festivalimize gelen misafirlerimize tanıtmış olacaklar. Şimdi yine sözü Spor Toto'ya, Bünyamin Bey'e vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum efendim. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Sayın Başkanı, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak Etnospor Kültür Festivali'nin 5.sinin bu yılda görkemli bir şekilde ülkemizde gerçekleştirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Etnospor Kültür Festivali, malumunuz olduğu üzere geleneksel spor ve oyunlar, sahne gösterileri, geleneksel mutfak ve el sanatları etkinlikleriyle etnospor kültürünün farkındalığını artırmak ve yaygınlaştırmak için 2016 yılından itibaren Dünya Etnospor Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Her yıl onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla düzenlenen, adeta geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlar bağlamında dünyanın en geniş katılımlı festivali haline gelmiştir. Başta ev sahibimiz Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan olmak üzere bu kapsamlı festivalde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu faaliyetlerine başladığı 2017 yılından bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaşması için çaba gösteriyor. Biz de Gençlik Spor Bakanlığımız olarak geleneklerimize, değerlerimize, yani geçmişimize
sahip çıkmak ve kültürel mirasımızı gençlerimiz aracılığıyla geleceğe aktarmak amacıyla geleneksel sporlarımızı çok önemsiyoruz. Bu nedenle de konfederasyonun faaliyetlerinde bugün olduğu gibi her zaman gerekli desteği verme gayreti içerisindeyiz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Gençlik Spor Bakanımızın önderliğinde ülkemiz son dönemde sportif tesisleşme anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlarımızın sonucu olarak ülkemiz elde ettiği önemli sportif başarıların yanı sıra birçok uluslararası spor organizasyonuna da kararlılıkla ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılı Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da gerçekleştireceğiz. Ev sahibi olarak geleneksel okçuluğun gösteri branşları arasında yer almasını sağladığımız dayanışma oyunlarına İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 56 ülkeden 5000 aşkın sporcu ve yöneticinin katılımını bekliyoruz. Diğer taraftan Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız için önemli bir haberi de vermek istiyorum burada. Daha doğrusu programı. Dünya Göçebe Oyunları'nın 4.sünü yine Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 29 Eylül 2 Ekim tarihlerinde Bursa İznik'te gerçekleştireceğiz. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda başta Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler olmak üzere bütün dünya ülkelerinin geleneksel sporlarını en iyi şekilde sergilemeyi arzu ediyoruz. Bu noktada en önemli hedefimiz 100'ün üzerinde ülkeden 3000'den fazla sporcuya ulaşarak göçebe oyunlarını teşkilat ve konfederasyon ile işbirliği içinde bir dünya markası haline getirmek. Bütün bu organizasyonlar için her geçen gün daha da büyüyen bir heyecanla geri sayımıza devam ediyoruz. Değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime son verirken başta dezavantajlı bireylerimiz, gençlerimiz, sporcularımız olmak üzere herkesi aileleriyle, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sunan Etnospor Kültür Festivali'nin tadını çıkarmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de Spor Toto'ya katkılarından dolayı, bütün sporlara olan katkılarından dolayı. Bizler tabii geleneksel sporlardan maksat aslında kültürümüzün, tarihi derinliğimizin çizgisini takip etmeye çalışıyoruz ve bütün dünya toplumlarının buna çağrısını yapmış oluyoruz. Yani dünyadaki kültürlerin, dünyadaki kültürel zenginliğin kaybolmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Festivalimizde bu yüzden 60'a yakın geleneksel sanatımız sanatkarlarıyla beraber ziyaretçilerimize buluşacak ve bu sene deneyim yönünü ön plana, daha da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen herkesin sadece el sanatlarının nasıl yapıldığını görmesi veya onları alıp götürebilmesi değil, kendisinin de bizzat nasıl yapıldığını deneyimleyebilmesi, denemesi, öğrenebilmesi, atölyevari çalışmalar, çocuk oyunlarının çok ön planda olduğu alanlar, özellikle çocukların hoşça vakit geçirmesini ve kültürümüzle bir eğlenceli bir bağlantı kurmasını arzu ediyoruz. Ailelerimizle beraber tüm etkinlikleri, sporları ve oyunları misafirlerimiz elbette ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler. Çocuklarımız için kurduğumuz özel oyun alanlarında 60'a yakın geleneksel oyun ve çeşitli oyun grupları bulunacak. Ailelerimiz bir yandan at binip ok atarken bir yandan da çocuklar topaç atıp mangala oynayabilecekler. Alanımızdaki kıl çadırlarda oba yaşamından örnekler, yani göçebe kültürünü de tanıtmış olacağız. Toylar ve ritüeller sergilenecek. Bu çadırlarda ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinin geleneksel özelliklerini de tanıtımlarına yer vereceğiz. Sahne etkinliklerimizle de ziyaretçilerimize yine keyifli anlar yaşatmayı hedefliyoruz. Azerbaycan'ın Mugam müziğinin geleneksel önde gelen ustalarından biri Alim Kasımov sahnemizde yer alacak. Yine birçok halk dansları, çocuklara özel konserler gibi 15 farklı sahne etkinliğimizde halkımızla ve katılımcılarla paylaşacağız. Kültür Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl festivalimizde çok özgün bir sergiye de ev sahipliği yapacağız. Sanal Etnospor Müzesi adını verdiğimiz bu müzede geleneklerimizden izler taşıyan, izlemesi keyifli bir dijital sergiyi ziyaretçilerimize buluşturmuş olacağız.
Tabii Türkiye böylelikle geleneksel sporların aslında dünyadaki önemli bir merkezi haline geliyor. Ve bu Türkiye'nin cazibesine de, değerine de değer katıyor. Farklı kitleleri Türkiye'ye çekmek için hem Etnospor Kültür Festivalimizin hem geleneksel sporlarımızın aslında çok önemli tanıtım unsurları olduğunu da hep düşünüyoruz. Bunun sadece Türkiye için değil aslında bütün üye ülkelerimizde anlatıyoruz. Yani şu anda dünyada insanlar geleneksel kültürel özellikleri daha çok arıyorlar. Hep alışılmışın değil, alışılmışın dışındaki şeylerin peşinde aynı zamanda. Dolayısıyla ülkemizin tanıtımı açısından da hem kendi geleneksel sporlarımızın hem de Etnospor Kültür Festivali gibi çok renkli bir şölenin İstanbul'un cazibesine de değer kattığını düşünüyoruz. Bu bağlamda şimdi sözü Sayın Öztürk Oran'a vermek istiyorum. Sponsorlarımızdan vakıf katılım. Değerli başkanım, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Son 100 yıl spor dallarının kurumsallaştığı ve sporun popüler hale geldiği yıllar oldu. Ama ne yazık ki ata sporlarımızdan bazı dallar da unutuldu. Bunlar ön plana çıkmadı. Bu çerçevede Dünya Etnospor Konfederasyonu unutulmuş bir sporu gün yüzüne çıkararak gençlerimize ve gelecek kuşaklara önemli aktarımlarda bulundu. Bu organizasyonla kültürleri yeniden üretmek, tekrar dünya sahnesine unutulmuş bu sporları çıkarmak, bu organizasyona başlangıcından beri sponsor olan vakıf katılım yine sponsorluğunu devam ettirecek inşallah. Bu organizasyona sadece basit bir sponsorluk gözüyle bakmıyoruz. Çünkü vakıf kültürünün günümüzdeki önemli temsillerinden biri olan vakıf katılım, ecdadın bizlere miras olarak bıraktığı bazı kültürel konuları, aynı zamanda bazı vakıf eserleri, malumunuz işte etnospor gibi bazı unutulmuş ve yıllarca bu milletin geçmişinde var olan, gençlerini heyecanlandıran sporları da ön plana taşımak için biz bir paydaş olduk. Ben huzurlarınızda Dünya Etnospor Başkanımız olan Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü her geçen gün gençlerimiz bu ata sporlarından uzaklaşıyordu, kopuyordu. Her sene bunu iple çeken gençlerimiz var. Heyecanlanıyor. Çünkü sadece geçmişte Türkiye'de başladı. Sonra uluslararası dünya etnospor oldu. Diğer ülkeden gelenler, yani bunların sadece hepsi bizim Türk Cumhuriyetlerinden de kaynaklanmıyor. İçimizde misal Japonya bile çıktı geldi. Yani biz aynı zamanda sadece Türk Cumhuriyetlerine, ülkemize değil, dünyaya da unutulmuş ata sporlarını gündeme getirerek gerçekten Türkiye önemli bir adım atmış oldu. Biz yine bu sponsorluğumuzu bize düşen vecibeleriyle yerine getireceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki özünden koparmadığınız gençler günün birinde misal işte 15 Temmuz ortaya çıktığında hiç gözünü kırpmadan seve seve mezhebi, meşrebi, dini ne olursa olsun buna bakmaksızın vatansever bir hale geldikleri için ben de varım deyip vatanını savunmaya seferber oldu bu gençler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Biz vakıf katılıma çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten uluslararası bir fenomen geleneksel sporların yaşatılması bizim açımızdan. Ve bunun gerçekten dünyada kültürler arası, topluluklar arası, ülkeler arası çok daha sağlıklı ilişkilerin tesisi içinde değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve İstanbul Havalimanı'nda
İnşallah Perşembe günü başlayacak festivalimiz, Pazar gününe kadar. Şu anda Perşembe, Cuma hava güzel gözüküyor. Cumartesi, Pazar tekrar bir yağış beklentisi var. Ama yaz yağmurudur. Herhalde kısa süreli olur diye ümit ediyoruz. Havanın belki de serin ve daha güzel olacağını ümit ediyoruz. Ve İstanbul Havalimanı'nda yine yüz binlerle geleneksel sporlarımızı, kültürlerimizi buluşturmayı planlıyoruz. İstanbul'un cazibesine değindik. Gerçekten İstanbul dünyanın göz bebeği. Hani bendenizin de bu kadar gördüğüm şehirler arasında İstanbul'un her zaman yeri bambaşka. Hani çok rahatlıkla dünyanın en güzel şehri diyebiliyoruz İstanbul için. Dolayısıyla hem İstanbul hem Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı İznik, mesela İznik'in de ne kadar mutena özel bir şehrimiz olduğunu bu Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle belki hem yerli kamuoyu hem uluslararası kamuoyu görmüş olacak. Bu anlamda Türkiye'nin tanıtımına katkısı açısından, ülkeler arası irtibatların güçlenmesine katkısı açısından bir de Türk Hava Yolları'mıza söz vermek istiyorum. Buyurun Ahmet Bey. Kıymetli Başkanım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Türk Hava Yolları olarak kültürümüzden ve medeniyet birikimimizden aldığımız ilhamla yolcularımızı sevdikleriyle buluşturuyor. Bir yandan da bu kadim kültürü dünyanın dört bir yanına tanıtma işlemini üstleniyoruz. Etnosporla buluşmamız işte tam burada gerçekleşiyor. Gerek milletimize ait olan ve gerekse dünyanın çok farklı yörelerinden etnik spor dallarının yaşatılmasını, geliştirilmesini ve dünyaya açılmasını hedefleyen Etnospor Kültür Festivali, Türk Hava Yolları'nın bağrından çıktığı milletinin değerlerini dünyaya tanıtma misyonu ve sportmenlik vizyonu ile fevkalade örtüşüyor. Kıymetli basın mensupları, dünyanın en popüler spor dallarına destek veren ve sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olarak Türk Hava Yolları, Etnospor Kültür Festivali'ne verdiği destekle okçuluktan güreşe, mangaladan cirite kadar atasporlarımızın gelecek kuşaklara tanıtılmasına ve sevdirilmesine katkı sağlarken, bir yandan da sporun temsil ettiği dostane rekabet ve karşılıklı saygı gibi evrensel değerlere sahip çıkıyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmakta haklı olarak övünürken, Kore'den Arjantin'e uçtuğumuz birçok ülkenin yerel sporlarının yer aldığı Etnospor Kültür Festivali'nin destekçisi olmakla da gurur duyuyor. Festivalin kapsamının her geçen yıl genişlemesi ve daha fazla insana ulaşmasını memnuniyetle izliyoruz. Dileğimiz Etnospor Kültür Festivali'nin çatısının dünyanın farklı kültürlerinin az bilinen spor dallarını içerecek şekilde büyümesi ve yüzyılların birikimi olan bu kültürel zenginliklerin hiçbir zaman unutulmaması. Türk Hava Yolları olarak bu gayeyle Etnospor Kültür Festivali'ni desteklemeye ve kıtalar, ülkeler ve kültürler arasında köprüler kurduğumuz gibi bu anlamlı festival aracılığıyla geçmiş ve gelecek arasında da köprüler kurdurmayı sürdüreceğiz. Sözlerimi bitirirken Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun tüm yetkililerine ve 5. Etnospor Kültür Festivali'nde emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor. Sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii dikkatime getirildi. Ben İstanbul Havalimanı diyorum galiba ısrarla. İstanbul Atatürk Havalimanı. Tabii ki hani Millet Bahçesi referansını yaptım ama demek ki alışkanlık oldu havalimanı. Yeni havalimanımızın ismi İstanbul Havalimanı tabii ki. Festivalimizi Perşembe Pazar günleri arasında Atatürk Havalimanı'nda Yeşilköy'de yapıyoruz. İnşallah Millet Bahçesi olduğu zaman da burada emlak konutta aramızda oradaki projenin içinde de biz geleneksel sporların yapılacağı, ileride festivalimizin yapılacağı alanların yer almasından keyif duyacağız. Çok daha güzel alanlarda inşallah bu festivalimizi gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Tabii dünyanın en renkli kültür spor, geleneksel spor festivali diyoruz. Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği de Dünya Göçebe Oyunları. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül'de İznik'te olacak. Burada Geleneksel Spor Dalları Festival Federasyonu Başkanımız Hakan Bey de var. Aynı zamanda Hazırlık Komitesi Başkanı. Orada da 80-100 ülke belki, yani son rakamlar, 3000 üzerinde sporcu, geleneksel spor müsabakalarının ön planda olduğu bir etkinlik olacak.
Ve festivalimiz içerisinde de Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı ile ilgili etkinliklerimiz yer alacak aynı zamanda. Biz de bütün katkısı olan kurum kuruluşlara, federasyonlara, sponsorlarımıza Etnospor Kültür Festivali için Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak teşekkür ediyoruz. Halkımızın çok hoşça vakit geçireceği, ailece 7'den 70'e gelebileceği, bütün bugüne kadarki tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak hazırladığımız çok daha keyifli, çok daha deneyim odaklı, herkese yönelik faaliyetlerin, keyif alacakları etkinliklerin olduğu bir festival için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Perşembe günden itibaren sizleri bekliyoruz. Sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Teşekkür ederim. Evet. Soru yok herhalde. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Beşinci Etnospor Kültür Festivali Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Tabii detayları yine gün içerisinde Aspor ekranında sizlerle paylaşıyor olacağız. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bir Vakayeme haberi var ki Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki en önemli katkı sağlayan oyuncularından biriydi Vakayeme. Ama yeni sözleşme imzalanamadı. Hal böyle olunca dedikodular da birbiri ardına gelmeye başlıyor Vakayeme ile alakalı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe isimlerinin yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüpler var ki o da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hosti. Onlar da Vakayeme'ye bir teklif yapma hazırlığı içerisinde olduğu haberi geldi. Savaş Şorlu, Vakayeme'nin geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Kendisi de bilmiyor bunu. Ya da kendisi biliyor, saklıyor. Ben burada Ahmet Ağoğlu'nu Trabzonspor camiasının çok sevdiği bir futbolcuya yapmış olduğu tekliften sonra, hatta bir iki kez en son limitin en üstüne çıkararak yapmış olduğu tekliften sonra beklemeye geçmesini, bu saatten sonra artık bu beraberliklerin olmayacağını çok net görüyoruz. Şampiyon takım, hizmetleri var ama bakıldığı zaman Trabzonspor'un yapmış olduğu teklifin çok üzerine çıkacak Türkiye'de Galatasaray şu an için erken, Fenerbahçe olabilir. Vakayeme ileride pişmanlık duyabilir mi? Yani geçtiğimiz zaman baktığınız zaman senesinde Novak, Sosa, Trabzonspor'dan sonra bir türlü o dikiş tutturamadılar. Ben isterdim Trabzonspor'da kalmasını, efsane olarak devam etmesini. Kim var mesela? İşte bu sene Hamsik bir senede çok net bir şekilde iz bıraktı. Yattara'dan sonra o bütünleşen, camiayla bütünleşen isim çok fazla olmamıştı. Hı hı. Yattara hakikaten efsaneleşmişti o sempatikliğiyle, danslarıyla, oyunlarıyla. Burada Vakayeme de bunu elde edebilirdi. Yani kendi kaybeder bence ya. İngiltere Acun Ilıcalı'nın takımı olur mu dersen oraya da çok ihtimal vermiyorum. Oyuncu gözünden nasıl değerlendirmek lazım bu konuyu? Şimdi Vakayeme 33 yaşında. Kendimi Vakayeme'nin yerine koyuyorum. Şampiyonlukta payım var diyorum. İşte diğer tarafta kupada elde edilen başarı da belki gelmedi. Kupayla Ziraat Türkiye Kupası tamamlanmadı ama geçen sezonla beraber belli bir seviyede oynuyor. Herkes istikrar problemi yaşarken ben yaşamıyorum. Artık 33 yaşındayım. Alacağım en yüksek kontratı belki de son kez alacağım. Oyuncu da bunu olabildiğince kullanmak isteyecektir. Hakkı gibi geliyor bana. Yani böyle bir performans sergiledikten sonra şimdi Vişça çıkıp bir kontrat istese kim haksız diyebilir? Ya şimdi hep takımda, çift haneli rakamlarla sezonu tamamlıyor. Bir yerden sonra bu oyuncular da bunu talep ediyor. Ya şimdi takımda bir denge unsuru var. Şimdi Vakayeme'ye o parayı verdiğiniz zaman bu sefer Hamsik'i de kaybetmiş olursunuz. Hamsik'in de bundan sonraki süreçte İmza parasına hep karşıyım. Hep karşıyım. Bunu çok net söylüyorum. Bir futbolcu bir takımda oynuyorsa sözleşmesi bittiği zaman bir de yenilemek için imza parası istiyor orada. Bunlarında da mesela çok net örneğini gördük. Geçmişte bazı yabancı oyuncular da var. Ya neyin imza parası? Sen zaten 4 senedir orada alıyorsun. Bunun 2 senesinde Vakayeme tabii Larin gibi değil. Larin bir 2 senesi boş en az var. Vakayeme geldiğinden beri istikrarlı bir şekilde zaman zaman sezonun belli bölümlerinde performans olarak düşüktür ama burada Vakayeme'nin istediği parayı vermek diğer oyunculara da ihanet olur. Sayın Ahmet Başkan burada çok net bir duruş sergiledi. Trabzonspor taraftarı seviyor. Sevgisiyle de devam eder gibi gözüküyor. Türkiye'de şu anda hangi takıma gelir dersen Galatasaray zor. 33 yaşındaki bir oyuncuya Galatasaray o kadar parayı vermez. Fenerbahçe verir mi bilmiyorum ama bu kadar uzattığına göre, bu kadar rahat davrandığına göre demek ki çeşitli teklifler var. Ya da en son Trabzonspor'un teklifine evet diyecek.
Bilmiyorum, bana katılır mısın? Yani çünkü Başkan Ahmet Ağaoğlu oynamak istiyor dedi. Vakayeme'de bu yüzden belki de cevap vermiyor. Ben de zaten oynamak istiyorum ama bir tekliflere de bakayım. Gelecek olan teklifleri de bir değerlendireyim. En kötü ben burada mutluyum, devam ederim gibi düşünüyor bugün, belki. Günün sonunda bu olabilir. Yani o günün sonu nereye kadar bekler bilmiyorum ama şimdi sonuçta Ahmet Ağaoğlu'nun da bu takımın da bir planlaması var. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, hazırlık kampı yapılacak. O bekleme sürenin de bir bedeli olması lazım. Ondan sonra geç kalırsan hazırlık dönemini, sonra sana en ihtiyaç olduğu dönemde form tutmamış olursun. Hazırlık dönemini kaçırmış olursun. Bu da biraz sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla ben şunu çok net söylüyorum. Gelen tekliflere bakacak. Trabzonspor'un vermiş olduğu rakamın çok üzerinde bir teklif olmazsa Trabzonspor'la devam edebilir. Hatta futbolu Trabzonspor'da bırakabilir. Bırakması da lazım. Böyle bir efsane kadroda yer aldı. Şampiyonlukta yer aldı. Uzun yıllar posterlerde yer alacak. Soyunma odasında, şehrin her yerinde. Yeni bir şampiyonluğa kadar. Ben kalmasından yanayım. Gelen tekliflerin de Trabzonspor'un verdiğini çok üzerine çıkacağını zannetmiyorum. Orada bir imza parasıyla işte biraz daha yukarı çıkarsa çıkar. Şimdi voleyboldan bir videoyu ekranlarınıza getireceğiz. Voleybol denince hemen akla Vakıfbank'ta geliyor. Kulüp düzeyinde gerçekten muazzam bir başarı Vakıfbank'tan ve geçtiğimiz sezonda elde edilen başarılardaki en önemli hak sahibi isimlerden biri Isabelle Hak'tı. Hak'la yollar ayrıldı. İtalya'ya Imago Voley'e gidecek. Onunla ilgili görüntüler de ekranlara geliyor. Şimdi onları da Aspor ekranında sizlerle buluşturalım. Isabelle Hak'a veda etti Vakıfbank. Savaş Çorlu gerçekten bu arada milli oyuncularımızın da yurt dışına yaptığı transferler var. Tuğba Şenoğlu'ydu galiba, Japonya'ya gitmişti. Yanlışım olmasın. Voleybol konusunda inanılmaz bir istikrar. Bu sadece son 5, son 10 yıllık durum değil. Bu sadece kulüp düzeyinde de değil, milli takım düzeyinde de devam eden bir durum. Herhalde bu kadar başarılı olduğumuz başka bir takım sporu yok istikrarlı bir şekilde. Kesinlikle bize voleybolu sevdiren Vakıfbank her sene kupalarla, coşkularla, kutlamalarla voleybol kadın milli takımına da bu yansıyor. Voleybol erkek milli takımına da yansıyor. Voleybol erkek takımımız da bu sene çok başarılı bir şekilde Trabzon, Hırvatistan, şimdi Slovanya'da oynayacaklar. Grup liderini garantilediler. Orada da Nedim Özboyacı'yı da kutluyorum. Çok ilerlemiş yaşına rağmen öğrencilerle olan diyaloğu, teknik heyetine dahil olan Ahmet Töçoğlu hocamız orada çok kupalar kazanmış Avrupa'da, Fenerbahçe'de oyunculardan. İyi bir ekip var. Yani voleybol erkeklerde de, voleybol kadınlarda da Vakıfbank'ı tabii ki ayrıca kutluyoruz. Biz uzun yıllardır voleybolu başarılarıyla bizi gururlandıran isimler sürekli çıkıyor. Gidenlerin yeri doluyor. Bence 2019 yılında gelmişti İsveçli pasör çaprazı. Onun vedası Vakıfbank'ta. Bakalım bundan sonraki dönemde nasıl bir tablo olacak. Bir sonraki haberle devam edelim. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Avusturya-Danimarka karşılaşmasına gözlemci gönderen kulüplerin listesi paylaşıldı. Bu listenin içerisinde İstanbulspor ve Trabzonspor kulüpleri de var. Diğer tarafta Manchester United, Borussia Dortmund, Tottenham gibi kulüpler yine bu listede yer almış Savaş Çorlu. Güzel hareketler. Yani İstanbulspor'un uzun yıllar sonra tekrar Süper Lig'e gelmesi de güzel bir hareket. Burada isminin de geçmesi Trabzonspor'la beraber hakikaten güzel bir hareket. İnşallah orada iyi temsil ederiz. Bu arada bir veda haberi de geldi. Onu da ekranlara taşıyalım. Bir dönem Fenerbahçe forması altında mücadele eden Portekizli stoper Bruno Alves 40 yaşında futbol hayatına nokta koydu Savaş Çorlu. Çok tecrübeli bir isim. Yayın öncesi de konuşuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam İtalya Serie A'ya yükseldiği zaman Parma'da da mücadele etmişti. 36-37 yaşında yine üst düzey liglerde oynamayı sürdürdü. Hatta 38 yaşına kadar bunu sürdürdü. Fenerbahçe dönemi de başarılıydı. Milli takım kariyeri yine başarılı. 40 yaşına kadar aslında biz yine ülkemizde görebilirdik ama biz çok fazla yaşlara takılı olduğumuz için bazı oyuncuları yaşlarıyla değerlendirmemek lazım. İstikrarlı bir şekilde her sezon 35 maçın üzerinde forma buluyorsa ve bunun 30'u, 35'i yine tamamı ilk 11 performansıysa oyuncuların yaşıyla çok ilgilenmemek gerekiyor. Yani çok fazla olmasa da o 40 yaşına kadar Türkiye'de oynayacak oyuncular aslında bana baktığınız zaman vardı. Emre Belezoğlu 39 yaşına kadar oynadı. Emre Belezoğlu 40'a kadar oynardı. Umut Bulut Süper Lig'den Eyüpspor'a geçti. Eyüpspor'da da iyi işler yaptı. Böyle birkaç tane de oyuncu var. Yani kendine bakan oyuncu oynar. Atiba 39. Atiba yabancılar genelde çok daha fazla oluyor. Yani bir Emre Belezoğlu, Umut Bulut gibi isimler ama
Şimdi mesela Antalyaspor'daki Hakan baktığın zaman 35-36 yaşında hala oynuyor. İsterse bazı futbolcular da iyi bırakmak istiyor. Zirvede bırakmak istiyor. Ben Bruno Alves'i Fenerbahçe'deyken de çok beğeniyordum. Portekiz milli takımı da keza aynı şekilde. Hem hırçın hem de çok iyi bir profesyoneldi. Saha içinde işini en iyi yapanlardan bir tanesiydi. 40 yaşına kadar futbol oynaması çok güzel bir olay. Kariyerini noktalamış. Hatta bugün sokakta bu haberi görenler, sosyal medyada görenler ya da bizi izleyenler oynuyormuş hala diyenler çıkacaktır mutlaka. Bak, çok iyi bir Fenerbahçeli arkadaş mesela dün akşam gece ben bu haberi gördüm, beraberdik. Bırakmamış mı bu? Evet, bırakmamış mıydı? Aynen ifadesi oydu yani. Gece son sayfada gördük galiba. Akşam beraber izliyorduk biz bu. Dedi ki bana, bizim Bruno Alves mi bu dedi. Evet dedim ben. Bizim mi derken Fenerbahçeli arkadaş. Bizim Bruno Alves mi dedi. Evet dedim. Bu arada şimdi aklıma geldi. Mesela Bruno Alves Fenerbahçe forması giydi. Portekizli, 40 yaşında futbolu bıraktı. Beşiktaş'ta Pepe 38 yaşında. Portekizli yine oynuyor. Ya bu iki oyuncu, İbrahim iki önemli isim. Hem ülkemizden yolu geçmiş. Hem de hala da Alves gerçi bıraktı ama Pepe hala da milli takımda zaten. Doğru. İbrahim Hoç mesela bazı oyuncular Burak Yılmaz. Belki o da mesela 40'a kadar gidecek. O da kendine çok iyi bakan, kendine çok dikkat eden, yemesine, içmesine, özel hayatına. İbrahimovic hala oynuyor. Başka var böyle yani o yaşları görüp de hala değil devam eden. Çıtayı farklı noktaya getiren Buffon oldu. Buffon ama kaleci. 50'yi falan görecek Buffon, herhalde. Kaleciler oynuyor. Kaleciler mesela bir de şöyle bir özelliği var. Bıraktıktan sonra Avrupa'da çok yok ama Türkiye'de 50 yaşına kadar amatör oynayan birçok insan var yani. Kaleci var. Yani amatör maçlarda oynayan. Dolayısıyla burada bu isimleri önümüzdeki günlerde daha da fazlalaştırmak lazım bence yani. Değer vermek de gerekiyor gibi geliyor Savaş Çorlu. Yani bu oyuncuların yolu bizim ülkemizden de geçti. Burada da iyi izler bıraktılar. Bu tip isimleri ülkemizde bazen şöyle bir durum da oluyor çünkü. İşte Avrupa'da piyasası bitti. 33-34 yaşında tamam artık Türkiye'yi seçiyor. Yine bu istatistik oyuncudan oyuncuya değişebilen bir istatistik. Bu eskiden çok fazla kullanılıyor ama şimdi öyle değil. Yani Avrupa'da işi bitmiyor artık yani. Avrupa'da da devam edebiliyor işte. Bruno Alves örneği çok fazla. Mesela Ronaldo'yu merak ediyorum. Kaç yaşına kadar oynayacak acaba? Hani Ronaldo da 40'ı görür. 40'ı zaten şu an 37'ye geliyor. Belki rekor bile kırabilir. Yani İbrahimovic gibi olabilir. Çünkü 40 yaş artık kendine bakan futbolcu için yaşlı futbolcu değil. Eskiden mesela 33'te, 34'te, 32'de 30 yaşında futbolu bırakan oyuncular biliyoruz burada. 31 yaşında. 34 yaşında veda eden yerli oyuncular biraz var. Biraz daha genç bırakanlar da var. İstisna var 32-33'lerde bırakanlar. Sakatlığı anlarım ama o tükenmişlikle birlikte erken futbola veda etmek yeteneğinize ihanet gibi geliyor. Mutlaka ama artık çok profesyonelce davrananlar bunu rahatlıkla ileriye taşıyabiliyorlar. Savaş Çorlu çok teşekkürler. Süremizi de tamamladık. Ekranların başında bizleri takip eden izleyicilerimize de çok teşekkür edelim efendim. Hoşça kalın.